kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Abi bu dönem çok zor geçti ya. Aynen. Abidin hocanın var ya, sınavı çok zor olacak diyorlar ha. Ben de çok korkuyorum ne olacak yani. Vallahi. O ne ya? Cenk. Ne? Görüyor musun sen de? Neyi? Görmüyor musun ya? Alt yazı... Alt yazı mı o ya? Alt yazı mı? Aa. İngilizce mi o ya? Evet, baksana. Dalga geçiyorsun. Biz konuştukça orada İngilizcesi mi çıkıyor? Ama bana mı öyle geliyor? Öyle oluyor galiba. Alt yazının İngilizcesi neydi ya? E soralım. Alt yazının İngilizcesi subtitle'mış. Arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde hazırladığımız videoda Premiere programı ile videonuzun üzerine nasıl altyazı ekleyebileceğinizden bahsedeceğiz. Bunun için Premiere programında proje panelinin altında bulunan New Item ikonuna bastığınızda açılan pencereden Captions opsiyonunu seçiyoruz ve yeni bir pencere açılıyor. Bu açılan pencerede standarda bastığınızda sizin için burada önemli olan Open Captions. OK'ye bastıktan sonra altyazınıza hazırlayacağınız Open Captions, proje panelinde video dosyası olarak yerini alacaktır. Bu yeni oluşturduğunuz Open Captions'a istediğiniz ismi verebilirsiniz. Biz burada Open Captions olarak bıraktık. Ve sekansta filminizin üzerine taşıdığınızda sanki daha önce oluşturduğumuz yazı gibi sekansa yerini alacaktır. Uzunluğunu videonuzun boyu kadar uzattıktan sonra üzerine iki kez bastığınızda yanda alt yazıları yazabileceğiniz Captions paneli açılacaktır. Bu Captions panelinde yazacağınız yazının belirip kaybolmasını istediğiniz süreyi belirleyebileceğiniz bir düzenek ve alt yazınız hakkında değişiklikleri yapabileceğiniz ayarları bulabilirsiniz. Yazının fontunu, kalın veya italik olmasını, boyutunu, rengini, ekranda nerede durmasını seçebileceğiniz gibi daha birçok seçeneğin olduğu bu panel, daha önce oluşturduğumuz yazı paneline çok benzemekte. Burada ideal olan yazı fontu olarak kalibre seçip boyutunu 45 olarak seçebilirsiniz. Altına siyah bant çekebilirsiniz ve bu bantın opacity değerini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu bantın rengini bile değiştirebiliyorsunuz. Alt yazınızın nasıl görünmesini isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu sonuçta sizin kararınız. Bu arada ilk yazınızı oluştururken alt yazınızın nasıl olması gerektiğine karar verdikten sonra yazımızı yazıyoruz. Tüm özellikleri belirlediğimiz için diğer yazımızı oluşturmak için Captions panelinin altındaki artı işaretine bastığımızda tüm seçtiğiniz özellikleri içeren yeni yazı oluşturabileceğiniz alt yazı kutucuğu oluşuyor. Alt yazıların çıkmasını istediğiniz yerleri buradan ayarlayabileceğiniz gibi aynı zamanda sekans üzerinde bulunan Open Captions üzerinde de alt yazıların başlangıç ve bitiş yerlerini gösteren ikonların belirdiğini göreceksiniz. Bu ikonların da üzerinde oynama yaparak alt yazınızın nerede belirip nerede kaybolmasını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tüm alt yazıları yazdıktan sonra videonuzu export ediyorsunuz ve çıktı aldığınız videoyu oynattığınızda artık alt yazılarınız istediğiniz şekilde videonun üzerinde görünecektir. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.